Kuşadası'ndan 3. günden merhabalar arkadaşlar. Ben Ata. Bugün yine kahvaltıyla başlıyoruz güne. Ya her şey doğaçlama olduğu için bir şey söyleyemiyorum. Bugün Kuşadası'nda son günüm de olabilir. İzmir'e geçebilirim. Veyahut da yarın geçebilirim. Bugün uzayabilir. Net bir şey yok. Tamamen anlık olarak beraber yaşayacağız sizinle. Şimdi kahvaltı yapmaya gidiyorum. Ardından Güvercin Adaya geçeceğim. Şeyden yine ehliyet sınav dersi tarzı bir şey var. 12-1 gibi tekrardan buluşacağız. Tabi saat herhalde 11 gibi net haberleşmiş oluruz. Neyse şimdi kesin olan kısma bakacak olursak. Çıktık. Kahvaltı yapacağız. Burada Kalite diye bir yer söylediler bana. Kalite'ye gideceğim. Şimdi şöyle bir şey dikkatimi çekti. Aydın'da yani iki tane yol var ama ikisi de aynı yöne gidiyor. Birisi yani Marina'ya doğru, diğeri de çarşıya doğru değil. İkisi de Marina'dan çarşıya doğru gidiyor. Zaten size birkaç sahne gösterdim. Şu anda da göstereyim. Bir böyle, bir de karşıda gidiyor. Ama yani kesin bir amacı vardır. Yani amaçsız yere böyle yol ikiye bölünmez. Onu da birazdan anlarız zaten aşağıya inince. Sanırım Kalite'yi gördüm. Karşıya geçmem gerekiyor. Kolay gelsin. Ben bir tereyağlı simit var mı? Kaşar. O zaman şuradan şunlardan alabilir miyim? Kaşar ve sosis değil mi? Açma aldık. Bir de poğaça tarzı bir şey aldık. Adını da bilmiyorum ki. 52,5 tuttu. Dün dediğim bir önceki videoyu izlediyseniz şurada bize parfüm satmaya çalışmışlardı. Oranın önünde yine geçeceğiz. Med parfüm yine açık. Adamlar 7-24 çalışıyor sanırsam. Çay söyledik ama dışarıdan yiyecek içecek getirmek yasak olduğu için buraya oturdum. Arya'da. Kahvaltımızı yapıp teknenin bir de diğer tarafından, yine tekne dedim, geminin diğer tarafından bakalım. Evet, şimdi Arya'dan çıktık. Arya belediyenin bir yeri, çok uygun, çok ucuz, böyle gerçekten de her şeyi uygun fiyata bulabileceğiniz yerlerden birisi. Yani 10 liraya 20 liraya çay içiyorsun, öyle söyleyeyim sana. Benim için çok uygun bu fiyatlar. Tabii şehirden şehire değişiyor. Diyarbakır'da 5 liraya 6 liraya da içiyorduk. Antep'in küçük ilçelerinde yine 3 liraya 5 liraya, gerçi en son 8 liraydı. Şurada darbuka falan çalıyorlar, ses geliyor. Ha, kalabalığı görebiliyor musunuz bilmiyorum ama biraz zoom yapayım. İnanılmaz bir kalabalık var. Geminin büyüklüğünü de oradaki insanların küçüklüğünden anlayabilirsiniz. Birazcık tarihinden bahsedeyim ama öncesinde kervansaray ne diye soracak olursanız şahsen ben sorardım, gelmeden önce araştırdım. Kervansaray zamanında işte bu İpek yolunda da olurmuş ya, kervanlar falan böyle bu taraflardan geçerlermiş, ticaret amaçlı konakladıkları yermiş işte o kervanların. Öküz Mehmet tarafından yapılmış sanırım. Onu da tam adını yine öğrenmem lazım. Ha, burası okunmuş, çıkış yasakmış, biz yanlışlıkla çıktık. An itibariyle Güvercin Adaya giriş yaptım arkadaşlar. Direkt en tepeye gideceğim, serin bir yerler bulacağım, şapkamı alacağım, size buranın hikayesini anlatacağım, sonra beraber dolaşacağız. Güvercin adamız da buraya kadar. Bu arada Arya Kafe'yi gördüm yolda gelirken. Buranın yanında Arya Kafe varmış. Arya Kafe belediyenin, söylemiştim, üçüncü söyleyişim. Ve burada da uygun fiyatlı yine içecekler, yiyecekler bulunabiliyor. Burada yorulduktan sonra orada bir limonata molası verebiliriz. Gördüğüm Mersin bitkisi böyle. Ve şurada yazan cümle çok dikkatimi çekti. Eski Yunan ve Roma'da Mersin meyvelerinin yapraklarının birlikte kaynatılmasıyla kadınlar için saç boyaları yapılırmış o zamanlarda. Ben de diyorum neden bu eski filmlerde Romalı kadınlar güzel gözüküyor diye. Çok saçma oldu, evet. Ya, Güvercin Adaya gelirken dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama bir köprü vardı. Yani köprü değil de yürüyerek geldik adaya. Adı yani Güvercin Ada ama karaya bir şekilde bağlanmış. Onu araştırıyordum. Bir mendirek kullanılarak aslında bağlantı sağlanmış. Osmanlı döneminde olası bir saldırıya karşı, Mora isyanına karşı diye yazıyor ama ben olası bir saldırı diye güncellemek istedim onu. Olası bir saldırıya karşı güvenlik amacıyla buraya bu kale inşa edilmiş. Ben sıcaktan yine konuşamıyorum ama abi bu arada Kuşadası Belediyesi'nin kendi resmi web sitesinden okuyorum bu yazıları. Güvercin Ada dediğimiz şey burada oluşan bir taş, yani gerçekten bir adaymış. Sonradan mendirek ile bağlanıyor ve üzerine kale yapılıyor.
Yani Güvercin Ada Kalesi ayrı, Güvercin Ada ayrı. Yani kalesi şu an arkamda görmüş olduğunuz kale. Evet, burada bir mezar. Adı silinmiş. Balıkçı Evliya İbrahim Efendi. Balıkçı Evliya İbrahim Efendi. Tabi yolu kapatıp gitmişler. Sorry. Thank you. It's okay. Tabi yollar bizim gibi, biz her tarafı kapladı. Türkçe biliyor musunuz? Ben sizi... Yaşar, çok komik bir olay yollar ya. Yollar bizim, eskiden tuttuk. Sen burada belediyenin yeri olması çok 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 büyük bir avantaj. Şöyle söyleyeyim size. Şöyle bir elmalı soda, bir su 45 lira. Çok ucuz ya gerçekten. Ben sanırım burada bir saat daha oturacağım. Çünkü gölge yer de buldum. Hazır. Bırakasım gelmiyor. Duman çıkıyor sanırım. Gözlükte daha çok belli oluyor da tabii dışarıdan bakınca ne kadar belli oluyor bilmiyorum. Şu an burada dalış yapıyorlar. Çok güzel de gözüküyor. Suyun yaklaşık 10 metre 15 metre altındalar şu an orada. Sırayla dalış yapıyorlar. Antalya videomu aklınıza geldi mi bilmiyorum da. Şu an çok özendim. Gitmek istiyorum. Fakat param çok kısıtlı olduğu için sadece bu defalık bakıyorum ama bir sonrakine inşallah gideceğim, bakacağım. Ben buradan sola girsem yol yok. Abicim bu stadyum nerede? Bakın yol tarifinden hiçbir şey anlamadığınız zaman da size bir fikir sunacağım. Google Maps ya da haritalar, Apple Maps. Abicim giriyorsun, stadyum yazıyorsun, tamam mı? Bak teknolojiye bak. 350 metre yakınındaki stadyumu 4 tur dönüyorum, bulamıyorum. Evet efendim, 700 450 metre. Dümdüz gidip sola döneceğim. Şu parkın içine girecekmişim. Ya bu navigasyon, GPS bulunmaz bir nimet ya gerçekten. Sanırım oradan oraya yol var. Buradan tepeye çıkacağım ve sonrasında sola döneceğim. Bu arada doğru gidiyormuşum. O kadın yanlış çevirmiş beni ya. Oradan sağa dönüp tekrar sağa yaptığımda stadyuma varabiliyormuşum. Köpekler var. Bu arada bazen Instagram'dan yazıyorsunuz. Geç cevap verebiliyorum. Yani şu haldeyken mesaj yazmamı gerçekten beklemeyin. Her yerim yanıyor. Terledim. Ter akıyor üstümden. Ve ben kolay kolay terleyen birisi değilim. Ona rağmen bu haldeyim. Dün buradan geçmiştik. Bu arada o kadın köpeği çok çirkindi. Tamam hadi varınca o zaman devam edelim. Şarjımızı bitirmeyelim. Gün uzun da saat 1.30. Şu an görmüş olduğunuz gibi şeyler telefonla konuşuyor ve ayağını göstermek gerekirse tabi bunun 5 katı poposunda oldu. Yolda giderken bana yapmadı, eziyet kalmadı. Şu an cezası. Acaba neden? Neyse, konuyu tekrar açmayalım. Şu an hastasın, geçmiş olsun. İyi bakmak zorundayız sana. Denizden buraya ışınlandık çünkü gerçekten de öyle oldu. Işınlanmak zorunda kaldık. Şeyda'nın biliyorsunuz ki bir rahatsızlığı oldu denizdeyken. Hızlıca buraya geçtik. Şöyle bir köfte ekmek söyledim. Bir de balık ekmek kaldı yemediğimiz. Muhtemelen onu yiyemeden gideceğim buradan. Yarım şahım ne kadar bilmiyorum. Çıkınca fiyatlarını söyleyeceğim size. Ama çok harika gözüküyor. Çok güzel gözüküyor. Şöyle şeytanın tabağını da göstereyim. Yanına tabii soğan, pişmiş soğan ve pişmiş biber de var. Ayranlarımız da geldi. Sırt çantam olmadan otelden uzaklaşamıyorum. Sırt çantam olmadan işlerimi de yapamıyorum. Yani hem yanımdan ayıramıyorum hem de yanımdan ayırmam lazım. Ondan dolayı gittiğim yere koyabileceğim güvenli bir yer arayacağım. Bulacağım ve koyacağım. Muhtemelen sokak satıcıları var. Onlarla biraz samimiyet kurup çantamı onlara bırakabilirim. Veyahut da gideceğim bir mekana oturacağım. Çantadan laptopumu alacağım. Rahat rahat oturup işime gücüme bakacağım. Yeni bir karar aldım. Ben şeye direkt çantamı ayıramıyorum falan girdim de. Şeyda ile en son yemek yedik. Şeyda çok rahatsızdı. Eve gitti. Son vlogumuzda ne yazık ki bir bölümünde artık Şeyda yok. Şeydacığım videoyu izliyorsan çok geçmiş olsun. Bu anları da beraber çekemediğimiz için üzgünüm. İnşallah bir sonraki sefere ya sen gelirsin ya ben gelirim bilemiyorum ama bir sonraki sefere görüşürüz diyorum. Zaten sürekli iletişim halindeyiz. Evet şu anda sahil yoluna indim arkadaşlar. Sırtında bir yüklü bir çanta var.
Az önce buradan turşu suyu almıştım. Tabi oralar kayıt altına alamadım. Midyeciğimiz yine burada. Sokak lezzetlerinin hepsinden birer birer tatmayı düşünüyorum. Şuradan kahvecimizle başlayalım efendim. Dibek kahvesini görmüştüm. Merak ettim. Hoş geldin. Sağ olun, hoş bulduk. Tatlamak mı isterseniz? Sağ olun, hoş buldum. Teşekkürler. Dibek kahvesi değil mi bu? Bu Dibek kahvesi. Şöyle bir kamerayı kendime çevireyim. Harput Dibek kahvesi. Bunun evet. Özü Elazığ'dan geliyor. Eski Osmanlı kültürüne dayanıyor bu kahve. Dibek denilen şey zaten taş gibi bir şeydir. Orada dövülür. Tam olarak bu kahve Dibek kahvesi dövülür. Parçalanabildiği kadar parçalanır. İçerisinde kakule bitki tohumu var. Arabika kahve var. Çok özel bir karışımdır. İçtiğiniz peki, zaman... Peki şeyi nereden geliyor? Elazığ yazıyor orada mı? Üretim yeri Elazığ. Şu an hemen hemen bütün ülkedeyiz. 81 ildeyiz. 81 ilde. Ondan fazla ülkedeyiz. Ve evet. 700'den fazla da satış noktasında hizmet görüyoruz. Hem kafe shop hem böyle tanıtım standı olarak hizmet görüyoruz. Ve sürekli insanlara, yolda geçen vatandaşlara kahvemizi tanıtıp kahvemiz hakkında bilgiler veriyoruz. Aynı zamanda faydalarını da şöyle buradan, diğer kahveler gibi çok fazla kafein içermez. Daha yumuşak bir içim. Bir tadına bakayım o zaman. Gerçekten de öyle, çok yumuşak evet. Yani böyle sütlü kahve ama sütü daha çokmuş gibi ama bu Dibek değil i̇şte mi? İşte tam olarak püf nokta orada, içtiğinizde süt alırsınız ama içinde evet. Süt yok şu anda. Dibek'in kendi tadı bu. Evet, kendi tadı. Sütlü suyla kahve yaptım. Gibi ama gerçekten çok güzel. Sütten daha fazla bir lezzete kavuşursunuz. Evet, Kuşadası'ndayız zaten, gelmeden önce de söylemiştim. Havada da böyle battım batacak havası. Bize göre battı ama kamerada biraz daha aydınlık gözüküyor. Teşekkür ederiz. Rica ediyorum. Memnun oldum tanıştığıma da. Ben de çok memnun oldum. Adım Ömer bu arada. Ömer, ben de Ata. Memnun oldum tekrardan. Kanalı izleyen herkese Kuşadası'nda, Kuşadası Yalısı'nın önüne bekliyorum. Kahvemiz her zaman düşüyor. Evet. Arya Kafe'nin hemen yandasınız. Arya Kafe'nin önünde. Hemen Kuşadası Beylesi'nin karşısındayız. Sınırsız kahvemiz var. Umarım memnun kaldınız. Ben İnşallah memnun kaldım. Elinize sağlık. Çok güzeldi. Sizden gelenleri de bu arada %10 indirimimiz olsun. Ya, teşekkür ederim ama daha sokağa gezecektim. Sorun yok, adam burası. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Yine bir tane daha aldık, sağ olun. Teşekkür ederim bu arada. Siz de gösterin. Bu işi Yunus kardeşimle yapıyoruz. Beraber ortağız. Benim çok iyi. Çocuktur arkadaşım. Evet. Girdik burada. Hem eğlenceli vakitler hem böyle... İş yapıyorsunuz, eğleniyorsunuz. Çok güzel ya. Önemli olan eğlenir. Birçok genç şu an size özeniyordur. Yani Kuşadası'nda böyle, marinada. Aynı zamanda biz burada konservatuvar öğrencisiyiz. Çok güzel. Siz konservatuvar demişken Kervansaray'a gittim de bugün. Sizin yer orası mı? Ben almadılar oraya ya. Çıktım, ders var dediler, aşağıya dediler, lütfen dediler. Sınavlarımız neden var, ondan dolayı almamışlar. Evet. Anlatımdaydım. Bugün, hatta bugünün vlogunda o. Bugünün vlogunda var, evet. Arkadaşlar bahsetmiştim bugün Kervansaray'da. Evet. Konservatuvar eğitim veriliyor içeride demiştim. Evet, öğrenciyle de tanıştık. Çok güzel oldu ya bu an. Abi kahvecimizin yanından ayrıldık şöyle, çalışıyorlar. Bu arada bayağı samimi olduk kendileriyle. Derken buradan midyecimize geldik. Bir de midye tatmak istiyorum. Abi kolay gelsin. Sağ olun. Ya midyeleriniz çok güzel duruyordu. Ben dedim bir midyenizden tadayım, bakayım. Fiyatlar nedir acaba şu an? Haziran 2024 için. Şu an küçük boy 5, orta boy 8, büyük boy jumbalar 12 lira. Çok iyi abi. Şöyle sen hazırlarken bunu şuraya koyayım da, telefon çalıyor. Şey de acımı arıyorsun ama şu anda işim var, görüyorsun. Şöyle, eyvallah abi, ağzımı açayım. Hop, afiyet olsun. Çok iyi ya. Abi çok güzel yapmış ya anneniz. Gerçekten hayran kaldım. Telefon çaldı diye kısa bir ara vermiştik. Eline çok sağlık gerçekten. Bir tane daha alabilir miyim ben? Ya hesabı düzleyelim yani. Sen şey yap, 50 yap, 40 yap, bir şeyler yap. Hepsini yiyeyim ben burada. Onu ben ayarlarım, sıkıntı yok. Eyvallah abi. Çok rahat yürüyüş de yapabilirsiniz. Akşam olunca hayat başlıyor burada. Abi yine öyle mi? Aynen, hiç evi kirletme. Hop. Mükemmel. Ben... Kuşadası'na hayran kaldım, gidesim gelmiyor. Ne yalan söyleyeyim abi. Her zaman bekleriz buraya. Eyvallah abi. Ben artık kaydı kapatıyorum arkadaşlar. Rahat bir şekilde yiyeyim. Oradan devam ederiz. Karanlıkta beni zor görüyorsunuz biliyorum ama hızlı bir plan değişikliğine geçiş yaptık arkadaşlar. Old Town'a geldik. Bu giyimimden zaten siz az çok anlamışsınızdır ya. İtalyan kahvesine, Fransız kahvesine. Benim yine enerjim devam ediyor. Şöyle uzaktan direkt göstereyim size. Şurada bir fotoğraf çekmek istiyorum. Ne yalan söyleyeyim. Burada bir fotoğrafım olsun istiyorum. Taneli Garden. Şimdi içeriye geçeceğiz ama şurada tam bir fotoğrafım olsun istiyorum. Ve
devamında içeriği göstereyim. Hatta ben direkt size içeriği göstereyim. Çok hoşuma giden bir tabloyu gördüm orada. Bak kaçırı böyle götüreceğim tabloyu. Çalışanlar duyuyor mu? Merhaba, merhaba, sağ olun, kolay gelsin. Ol. Kafa kavuşturuyoruz mu? Türksel anlaşması. Şu tablo çok hoşuma gitti. Yakından bakmak istedim ya. Çok iyi ya. İçeride bilardo falan da var. Çok sakin bugün bir de. Bugün neden bu kadar sakin? Daha başlamadı mı? Sakin evet ya, bayram öncesi. Ha, bayram öncesi bugün sakin biraz. Ya içeride her şey var ya. Dart var. Şarap var. Bunu biliyorum ama adını şu an unuttum. Yani mısır mı? Ve şu an müziklerden de anlamış olacağınız üzere kafenin kalitesini sadece müzikler bile gösterebiliyor ya. Çok iyi. Çok iyi. Burası ayrı bir kafe mi acaba? Ha, burada yemek yeniyor. Abi bu tablo da çok hoş ya. Nereden buluyorlar bu tabloları? Burada ben efendim. Şöyle kendimi göstermek gerekirse. Nasılsınız? Süper. Ben hoşuma gitti şu an. Kendi kendime konuşuyorum ama içeride birisi var mı acaba? Yok, tuvaletmiş burası. Ve yasaklı odaya. Farklı bir dünyaya çıktım ya, ne oldu? Merhaba, afiyet olsun. Ne oldu lan az önce? Kapıyı bir açtım ki farklı bir dünyadayız. Aa lan, burada da çok güzel bir tablo var. Neden her yerde çok güzel tablolar var? Bu kafenin adı artık çok güzel tablolar barındıran kafe olsun. Çok iyiyim senin şu an. Evet. Binalarımız eskiydi. Daha sonrasında 10 yıl önce revize oldu buralar. Evet. Eski dokusunu şu an yansıtıyor. Her şey orada. Çok güzel ya. Ben buraya normal siz sonradan yapılmış bir kafe gibi girdim direkt. Ama şimdi bakış açım değişti buraya. Tekrardan beni etkiledi. Bir kafe bir insanı 3 kere ayrı ayrı etkiler mi ya? Ben sıcak bir şey kahve alayım ya. Amerikano mesela. Hiç şu an sabahtan beri bir şey içiyorum ya, yine ben doldum, yine tıkandım. Bu çok iç. Arkadaşlar yeni bir bilgi öğrendim. Burada sergi falan da yapılıyormuş. Ya nereden buluyorlar bu güzel tablolar diye sorduğumda bu sorunun cevabını öğrendim. Buranın arka tarafı da varmış. Çalışanlar mı, misafir mi, müşteri mi bilmiyorum ama. Işık kapalı şu anda, ışık var. Tabii siz hiçbir şey göremiyorsunuz şu an, çok karanlık. Evet, ışığa doğru geldik. 1937 yılının inşaatına başlanan bir yer. 37 yılından beri burası var. İnanabiliyor musunuz? Şu anda ayaklı müze ya. Bildiğiniz müzedeyim. Ve daha sakin yerler buldum. Çok hoş ya, şu an ben buraya neden ilk günden gelmedik diye kendimi sorgulamıyor değilim. Geldiğinizde şarjım bitiyor bu arada, onu da fark ettim. Şarjımı alayım, devam edelim. Şuradan devam edeceğiz efendim. Kameramız kapanıyor. Musluktan bahsetmiştim zaten. Artık tekrardan bizim kafeye geçebiliriz. Az önce zaten buradan kapıyı açınca böyle insanlara merhaba demiştik. Buyurun, thank you. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Türksünüz değil mi? Böyle bir bakınca biraz şey yaptım. Ya. Abi yabancılar da çalışabiliyor. Bizi Aytekin Bey davet etmiş. Tanıyor musunuz bilmiyorum. Her yer ayrı kafe herhalde burada. Size de gösterelim. Pizza mı yiyor? İnsanlar yemek yiyor. Rahatsız etmek istemiyorum. Afiyet olsun sizlere, kolay gelsin. İyi akşamlar. Efendim, gerçekten insanlar, ben bile onları görünce kibarlaşıyorum böyle, efendim falan moduna giriyorum. Çok güzel ya buralar. Gelince kesinlikle uğramanız gereken yerlerden birisi.